pencereden görünenler. Bir hastanede ölümü bekleyen hastaların koğuşu, koğuşta bir oda, odada iki yatak, iki hasta. Birisi pencerenin önünde, öteki duvar dibinde. Pencere kenarındaki sabahtan akşama kadar pencereden bakıp tüm gördüklerini duvar dibinde hiçbir şey görmeyen arkadaşına aktarır. Bugün deniz dünden daha durgun. Rüzgar hafif olmalı. Beyaz yelkenliler belli belirsiz ilerliyor. Park henüz tenha. Salıncakların ikisi dolu, ikisi boş. Geçen haftaki sevgililer geldiler. El eleler. Bir sıraya oturdular. Hep erkek anlatıyor, kız dinliyor. Şimdi erkek kızın saçlarını okşuyor. Ne kadar da güzeller. Erguvanlar bugün çıldırmış. Öyle bir çiçek açmış ki etraf mordan geçilmiyor. Erikler desen gelinden farksız. Eyvah, miniklerden biri düştü. Annesi yetişti, bağrına basıyor çocuğu. Neyse, çocuk sustu. Gülüyor şimdi. Öğrenciler yine kitaplarına dalmışlar. Dur bakayım, he, simitçi geldi. İki simit alıp beşe paylaştırıp yiyorlar kendi aralarında. Şimdi de çocuklar uçurtma uçurtmaya başladılar. Uçurtma yükseliyor, 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 yükseliyor. Yelkenliler henüz görünmedi ama martıları keyfi yerinde. Baloncu da erkenci. Mavi, mor, yeşil, kırmızı, turuncu, kocaman balonlar var. Her gün böyle sürüp giderken, her gördüğünü anlatırken ansızın müthiş bir kriz geçirir pencere yanındaki. Duvar dibindeki düğmeye bassa doktor çağırabilir. Ve belki de yanındaki arkadaşını kurtarabilir. Ama bak işte nefis, arkadaşı ölürse pencerenin yanı boşalacaktır. Bu duvar dibindeki düğmeye basmaz, doktor çağırmaz, arkadaşı ölür. Ertesi sabah duvar dibindekinin yatağını pencerenin yanına taşırlar. Beklediği an gelmiştir. Yattığı bir yerden, pencereden dışarı bakar. Pencerenin dibinde kapkara duvardan başka hiçbir şey yoktur. Aşk olur.